çok aramızda. Ne beddulam var ne de ağrım. Miram Hanım. He? Ya bunu yapmak zorunda kaldım. Beklemiş galiba, öyle diyor. Bunu durduralım bence. Hiç kimse bunu durduramaz. Yok ya. 5 dakika falan veremem ben sana. Bu birazcık insanlığın varsa bunu şu an kes. Yeter be, bırak sahneyi, rahat bırak. Sinirim bozuldu. Ay. Merhaba Coşkun Bey, merhaba. Nasılsınız? Arkadaşlar, eski dostlar kadrosu Bursa turnesine gitmek üzere. Teker teker otobüse biniyor şimdi. Yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Gelin mi kaçıyor? Aa! Dövdüler mi seni yoksa kaçtın mı? Hayırdır, bu ne kamera filan? Bir ihbar var. Evet. Onunla alakalı sizi durdurduk. Herkesin kimliklerini alabilir miyiz? Ne dedi ki? Beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi. Köye bırakın dedi. Altınlarım ver. Yani toplanan altınları ver bize. Evet, siz şimdi konuşun. Çok konuşuyordunuz. Çantasından altınlar çıktı. Gelinin altınları. Sizi alabilir miyiz lütfen? Hadi. Ya. Risk altında ya. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi. Ben de bu da değil. Haydi. Tüm stüdyo delirdik arkadaşlar. Yani böbrek yetmezliği olmaz. Emin misiniz? Böbrek yetmezliği diyorum ben. Hayda. Felç geçireceğim şimdi. Ya. Başına ne gelirse gelsin Gani abi yüzünden olacak. Ay. Allah! Niye ben bilemiyorum anlamadım. Ers tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Dürüst keserim sakalı. Paraya gelirim. Gitmez ben parayı alayım dedim. Kardeşim money talks, bullshit talks. Bütçeniz ne kardeşim? Falan diye. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Hanımefendi bizi çekebilir mi? Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Öyle oğlum, story'ler, filtreler. Nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Yok abi. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı olmaya başladım. Yani bir şey soracağım. Yürüyün şuradan ya. Tamam lütfen. Beyefendi. Ya tamam. Kardeşim gitsene. Hazır olun arkadaşlar. Bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Sen şey yok. Tamam. Lan bir dur lan bağırmadan. Lan bana ne? Lan bana ne? Lan. Çok aramızda. Bu kez şaka ekibine yakalanan ünlümüz İrem Derici oldu. Hem de konser sırasında şakaladık genç sanatçımızı. Şarkılarını söylemeye devam ederken arkasındaki dev ekranda bir anda bir erkek beliriyor. Sonra neler oluyor neler. Bu akşam İrem Derici konserine gidiyoruz. Yani sürprizimiz İrem Derici'ye. Konserin bir bölümünde aniden arkasındaki Barco Vizyon'da sen belireceksin Kemal. Sevgilin seni terk etmiş ve sen de bir çok başarılı ve becerikli bir hackersın. Ve diyorsun ki, ey İrem abla, İrem abla, beni sevdiğime kavuştur. Ve Nur, sen getiriyorsun arkadaşını. Ofelya oyuncumuz. Ofelya şu anda kostümünü giyiyor, hazırlanıyor. Ofelya ile ikiniz seyirciler arasında oturuyorsunuz. Ve sen, sevgilim şu anda konserde dediği zaman sen önce bir direniyorsun ama sonunda diyorsun ki evet, evet, burada, burada. Ve
Biz zaten arka taraftayız. Yönlendireceğiz. Akşam konserde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar İrem Derici geldi. Herkes hazır olsun. Kimseden bir hata istemiyorum. Şakamız başlıyor. Dantellenmiş geceler. Kan kırmızı oşeler. Kesik kesik cümleler. Çık 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 çık. Evet, şimdi şaka başlamadan biz de birkaç güzel İrem Derici şarkısı dinleyelim. Sonra ben zamanını söyleyeceğim. Evet, gül İrem'cim gül. Bakalım birazdan böyle içten gülebilecek misin, merak ediyorum. Biliyorsunuz dudaklar birazcık büyüktür. Hepinize yeter öpücüklerim benim. Hoş geldiniz. Nasıl, keyifler yerinde mi? Evet Kemal. Bu şakamızdan önceki son şarkımız. Hazır ol. Artık son cümleleri toparla kafanda. Kemal. Hazır ol. Şimdi alıyoruz seni ekrana. Hadi bakalım biraz şaşırtalım İrem'i. Evet. Memleketlim ama o bir alamet geldi videosunu biliyorsunuz. Abla Sinoplu, ben de Sinopluyum diye. Buyurun. İrem şimdi. Hanım. Ha? İrem Hanım, iyi akşamlar. Biliyorum değişik bir durum ama öncelikle sizden sonra tüm seyircilerden özür diliyorum. Sistemi hacklediğini söyleyerek başla. Ya bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü sevgilim beni her yerden engelledi. Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım? Gördünüz, yürüdüm çıktım ama çıkmamış da olabilirim. Kemal Sınav replisimler. Şu anda hackledim sizi. Biliyorum belki yanlış yaptım ama yaptım. Yapacak bir şey yok. Sevgilim şu an konserde sizi seyrediyor. Biz bu konsere beraber gelecektik normalde. Eklemiş galiba, öyle diyor. Bunu durduralım bence. Durduramazsın İrem'cim maalesef. Hiç kimse bunu durduramaz. Gerçekten. Yok ya. Sen bir dakika benimle konuşsun, adın ne? Benim ismim Kemal. Senin ismin Kemal de. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada çok büyük bir ekip var. Yaklaşık 50 kişilik. Aylardır emek harcıyorlar. Ve evlerine ekmek götürecekler, biliyorsun değil mi? Ben sadece 5 dakikanızı istiyorum de Kemal. Konser yine devam edecek.
5 dakika söyleyeceğini söyleyip çıkacaksın. Çocuğum var, çocuğu var. Şimdi sen sevgiline bir şey, bir hasret duydun diye bu sistemi hackleme hakkına kesinlikle sahip değilsin. Ben sadece 5 dakikanızı istiyorum. Bak burada 5 dakika falan veremem ben sana. Burada insanlar ekmek kazanıyor, burada bilet ödedi insanlar. Bilet parası ödedi, eğlenmeye geldi. İrem'cim rahat ol. Seyirciler zaten bizden. Ve senin sevgilin seni affetsin istiyorsan lütfen şu an bu yayını kapa ki ne kadar mert bir adam olduğunu anlayalım. Tamam, anladın mı? Sadece şunu istiyorum sizden. Ya biz seni dinlemeyeceğiz. Emin ol, bu kadar insanın ekmek parasıyla oynarsan sevgilin sana asla geri dönmeyecek. Beni affettiğini söylesin yeter de. Ya sadece beni affettiğini söylesin. Dön, başka hiçbir edemez, şey istemiyorum. Şu an edemez. Sana 55 kişinin ekmek parasından bahsediyorum. Yapma bunu. Bu dünyayı hackerlar kurtarmayacak arkadaşım. Bir kadını seviyorsan o kadına değer vereceksin, sevgi göstereceksin. Annen gibi, kız kardeşin gibi elinde tutacaksın. Lütfen birazcık insanlığın varsa bunu şu an... Çok haklısın İremciğim. Bu erkekler hep böyle bak, hatayı yapıp sonra özür dileyince her şey hallolacak zannediyorlar. Çok birazcık, özür dilerim. Birazcık insanlığın varsa bunu yanlış. Şu an kes. Biliyorum çok yanlış. Çocuklar bende hiçbir alakası yok şu an bu olay. Biliyorum, kesinlikle çok yok. Çok yanlış, biliyorum. Çok özür diliyorum. Seyircilerden, sizden, herkesten özür diliyorum. Ya sadece bana affettiğini söylesin yeterli gerçekten. Sevgiline seslen artık Kemal. Sevda'ya seslen. Bennur, Kemal seslenince sen de burada diye bağırıp yerinizi belli edeceksin. O istemiyor çünkü ayağa kalkmak. Gerçekten sadece bunu istiyorum ya. Sevda oradasın, biliyorum, lütfen. Sevda burada mı? Sevda lütfen. Hayır. Ya burada. Sevda lütfen. Hayır. Ya burada. Lütfen beni affettiğini söyle sadece, lütfen. Allah'ım burada mı? Hocam Sevda burada mı? Geliyor mu? Sen bana onu söyle en azından. Ya burada diyorlar falan filan ama gelmiyor. Hocam ben ne yapayım şimdi ya? Sevda ben yanlış bir şey yapmadım. Lütfen 5 dakika sadece. Lütfen beni affettiğini söyle sadece. Lütfen başka hiçbir şey istemiyorum senden. Lütfen. Hadi ne olur. İrem ablayı daha fazla üzmeyelim. Ne olur Sevda lütfen. Lütfen daha fazla. Biliyorum yanlış. Lütfen Sevda. Ablacığım neredesin? Affetmiyorsan da gel affettim de ben konserlerine devam edeyim. Bu ne ya? Çok özür dilerim. Herkesten çok özür dilerim. Ya bu bir şey diyeceğim, dünyada ilk falan mı oluyor acaba? Ben seçilmiş kadınım abi herhalde. Kesinlikle ilksin İrem'cim ama son olmayacaksın. Daha kimlere neler neler yapacaksın. Geldim abi, gel ablam. Bir de bir ricam var herkesten. Şu an ne olur? Bunları çekiyorsunuz, ediyorsunuz ama insan haklarına saygı duyup bir yerde yayınlamazsak... Rica ediyorum, iyi olur. Ne olur, aynen. Hani hepimizin ablası, kız kardeşi var. Böyle bir şey yaşıyoruz madem hep beraber kontrol altına alalım. Ofelya sen direkt özür dileyerek başla. Bu konuda tamamen suçsuzsun çünkü. Ay Ofelya da ne teatral değilsin. Hanım kusura bakmayın, çok özür dilerim. Estağfurullah, sen ona söyle. Bu bizim meselemiz. Neden böyle bir şey yaptığını gerçekten bilmiyorum şu an. Gerçekten. Hayatım diyor ki bizim meselemiz. Şu an neden bunu yaptığını bilmiyorum diyor. Bana başka çare bırakmadın ama. Beni buldu. Yani Kemal lütfen yayından çıkar mısın? Rica ediyorum. Gerçekten şu an yaptığın çok saçma ve beni çok rezil bir duruma sokuyorsun şu an. 70 milyon bizi izliyor Kemal. Kemal'cim bak şimdi sen ikinizi soktuğun durumu düşün. Boş ver. Ben konserime devam ederim ama sevdiğin kadına soktuğun durumu düşün bence öyle. Burada binlerce... Yanlış oldu. Bunlar burada... Beni affetsin lütfen. Ya ben... Bunu burada sağlayamazsın. Burada binlerce insan var. Ben sadece beni affettiğini... Bu şekilde olmaz de Ofelya. Öyle hacklemeyle adam mahvedilir işte. Ben sadece beni affettiğini duymak istiyorum. Kemal ben seni affetmeyi düşünmüyorum. Lütfen yayından çıkar mısın? Yani bu şekilde olmaz. Gelirsin düzgünce konuşuruz. Bu şekil uygun değil. Yani... İrem Hanım'ın da konserini... Başka çare bırakmadın ki bana ama. Hadi lütfen affettiğini söyle, konser devam etsin lütfen. Seyirciler de affet affet diye bağırıyor. Ama affetme Ofelya, asla vazgeçmiyorsun. Abla söyle sonra tekrar küsersin. Ne yapayım ben burada bu kadar insana şarkı söylemek durumundayım. Hiçbir şekilde istemiyorum. Ya Sevda lütfen. Kemal ben affettim vallahi, yeni manitan ben olayım yeter diye bırak sahneyi, rahat bırak. Sevmedi beni.
Ya Rabbim ben ne günah işte. Lütfen. Çok bir şey istemiyorum. Lütfen hep konser devam etsin gerçekten. Ya İrem abla. İrem abla lütfen sizden rica ediyorum ya. Biliyorum yanlış yaptığım ama başka çarem kalmadı. Başım belaya girecek ama buna rağmen yaptım. Biliyorum de Kemal. Biliyorum başım belaya girecek ama ya var yaptım. Siz de yardım ama edin. Ama senin şu an yaptığın lütfen. Gerçekten çok saçma. Yani bu şekilde olmaz bu. Yani yaptığın doğru bir şey mi şu an? Bu şekil mi affedeceğim ben seni? İrem Hanım sayesinde mi affedeceğim şu an? Ya hadi ya lütfen ya. Ben çok bir şey istemiyorum. Sadece affettiğini söyle ya. Bak bu kadar insan bizi bekliyor. Diyorum, lütfen. İstemiyorum. Lütfen. Hayır. Ya nasıl hayır ya? Sen ne duruma düşürüyorsun beni farkında mısın? Lütfen ya. Lütfen sadece affet beni istiyorum. Kemal sen şaka mısın? Ben ya, ben şu an hiç umursamıyorum. Orkestra bangır bangır yine şarkı ya. Olacaksa olacak bu iş. Çok şok. Çok şok. Ne yapsın? Dayanamadı kız tabii. Haklısın İremciğim. Sen susturamıyorsun. Bari ben susturayım arkadaşım. Lütfen, çok çok ben söylerim abi. Ya lütfen sadece. Hadi hocam hadi. Lütfen. Hadi. Lütfen. İremciğim hacker'ın benim ellerimde merak etme. Kulise girmişsen sana teslim edeceğim. Seyircilerini ve seni öpüyorum. Sonra benden biliyorlar ya. İrem. Ne İrem İrem? Kuliste seni bekliyorum. Bu hacker'ı aylardır yakalamaya çalışıyoruz. Senin konserine denk geldi. Bugün burada yakaladık. Cezasını çekecek hiç merak etme. Kulise gel cezasını birlikte verelim. Seyircilerine sevgiler buradan. Çok özür dilerim herkesten. Affedersiniz ben zaten çok garip dönemlerden geçiyordum. Bu da cila oldu üstüne. Duyacaksın abla ileride. Ben kendimi tokatlayayım ya. Arkadaşlar bu gerçekten... Bak burada benim ailem oturuyor. Bu rol mol hiçbir şey değil. Sinirim bozuldu. Ay. Abi ben aylardır böyle büyük bir güraha konser vermiyorum. O yüzden salak gibi oldum şu an. Kusura bakmayın. Dünyada en çok saygı duyduğum, en çok zekasına, oyunculuğuna saygı duyduğum kadını... Merve Allah. Bir ara veriyoruz. Hiçbir yere gitmeyin. Hemen geleceğim. Gitmeyin. İkinci yere çok acayip şeyler var. Tahmin ediyorsunuzdur zaten. Öpense gitmeyin. Kapa. Kapa. Anlamadım. Ben senin gibi rahat bir insan niye heyecanlandım bu kadar? Niye heyecanlandın? Aşk işte sevenleri barıştırmıyor musun? Sen aşk şarkıları söylüyorsun o kadar. Ben böyle aşk hiç bu kadar. Hiç bu kadar. Gerçekten en hafif şakamızı sana yaptık ya. Bu en hafifim ya. Ebe bu çok hafifi. Çıktı çocuk orada İrem ablacığım diye yalvardı. Ne var? İşbirlikçilerin adını vermeyeyim. Hepsini benden sonra dönersin teker teker. Ailesiyle bu dünya güzeli kadın atarsın. Ne diyeyim yani ya. Ya. Bu kadar böyle... Affedersiniz o evet. Yani tabiriyle evet. Şu acayip asosyalleştiğim bir sahne uzak kaldım. Ama çok iyiydin. Biz konseri başından beri seyrediyoruz odada monitörden. Allah gayet razı iyiydi. Olsun. Bütün hayat ışığımı, enerjimi şırıngayla sokup kulak mememden aldım. Bak şimdi sen ikinci yarıyı gör nasıl güzel olacak. Size inan. Tamam peki şahane olacak. Tamam hadi gel bir nefes al. Bana bak nerede o? Gel eyvahlar olsun. Çok özür dilerim. İşte burada özür dile. Hala özür dilerim. Adam hobi olarak özür dilerim. Onun bir günahı yok. Hep oyna, hep reji verdik ona. Hiçbir günahı yok garibinde. Kız neydi mi aldınız paraya? Beni ağlattılar. Yarın öbür gün saçlarım ağrı düşecek. Ben de zaten şu 3 gram beyin var. 2 gramı da bu akşam aktı. Çok tatlıydın hayatım. Tebrik ediyorum. İrem Hanım. He? İrem Hanım, iyi akşamlar. Bu mu diyorum yani? En son olacak şey bu mu? Bu da mı benim başıma geliyor? Çünkü şöyle düşünüyorum, hani dünya çapında bir şey olsa, bir Madonna konseri olsa, evet. Belki bir dünya güç birliği olur, bir hacker festivali olur falan.
inanamıyorum, anlam veremiyorum. Bakıyorum diyorum ki hani belki bir organizatörün arkadaşıdır ya, ya da bizim bir arkadaşımız sürpriz yapıyordur. Affedersiniz, salak oldum. Eklemiş galiba, öyle diyor. Bunu durduralım bence. Hiç kimse bunu durduramaz. Yok ya. Gerçekten en hafif şakalardan biri yapıldı belki bana. Diğerleri yapılsa demek ki ben size diye kung fu. Kemal ben affettim vallahi, yeni manitan ben olayım yeter be, bırak sahneyi rahat bırak. Diyorum bu herif böyle uzatıyor, seviyorum ne olur beni seviyorum, bizim hatun sevmiyorum diyor. Ha gidecek dedim, izleyenler gidecek falan. Kemal ben seni affetmeyi düşünmüyorum, lütfen yayından çıkarsın. Ben bir dönem bu program ilk başladığımda böyleydim her yerde. Bir yerden bana bir şey çıkacak falan diyordum ki abi diyorum böyle bir ararlar sorarlar lütfen diyorum ben şaka kaldıramam falan. Gerçekten de öyle oldu. Şirencim, hacker'ın benim ellerimde, merak etme, kulise gelirsen sana teslim edeceğim. Anlayamadım desem size. Anlayamadım. Seyircilerini ve seni öpüyorum. Ondan sonra böyle bir 40 saniye falan şöyle... Ah, oldum sonra. Sinirim bozuldu. Ay. Efendim çok aramızda, çok aramızda. Sizin aranızda. Benim değil de. Çok aramızda, çok aramızda. Beni tufaya düşürdü bu manyaklar. Çok aramızda. Çok aramızda. Risk altında ya. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi. Ben de bu da değil. Haydi gidelim, haydi haydi. Tüm stüdyo delirdik arkadaşlar. Yani böbrek yetmezliği olmaz. Emin misiniz? Böbrek yetmezliği diyorum ben. Hayda. Felç geçireceğim şimdi. Ya. Başına ne gelirse gelsin Gani abi yüzünden olacak. Ay. Bırak. Allah. Niye ben bilemiyorum anlamadım. Ers. Tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Evet. Üst keserim sakalı. Paraya gelirim. Gitmez ben parayı alayım dedim. Kardeşim money talks, bullshit walk. Bütçeniz ne kardeşim? Falan diye. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Hanımefendi bizi çekebilir mi? Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Ne oğlum? Story'ler, filtreler. Oğlum, nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Yok abi. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı oluyor. Yani bir şey soracağım. Yürü git şuradan ya. Tamam lütfen beyefendi. Ya tamam. Kardeşim gitsene. Hazır olun arkadaşlar, bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Bir dur lan bağırmadan. Lan bana ne? Lan bana ne? Lan 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 lan. Çok aramızda. Her biri Türk müziğinden çok özel bir değer. Meral Zuhal, Bilgen Bengü, Baha Boduroğlu, Güzin, Sevda Karaca, Rana Alagöz, Güzin'le Baha, Salim Dündar, Coşkun Demir, Ersan Erdura ve İskender Doğan. Bu asla eskimeyen eski dostlar ekibini hep birlikte şakaladık. İşbirlikçimiz ise Hakan Eren ve yine efsane bir isim olan Ercan Turgut oldu. Hep birlikte konsere giden eski dostların karşısına yolda düğünden kaçan bir gelin çıkar. Sonrasında ise jandarmanın otobüslerini durdurmasıyla da işler çığırından çıkar. Şehir dışı şakamızda iş birlikçimiz çok sevgili Ercan Turgut ve tabii ki Hakan.
Kimler var sayalım? Kimler var? Sevda Karaca Sevda var. Karaca. Yüzünüyle Baha var. Zuhal Meral. Meral Zuhal var. Coşkun Demir var. Coşkun Demir varsa. Ersan Erdura var. Salim Dündar var. Salim Dündar var. İskender Doğan var. İskender Doğan var. Vay vay vay. Bilgen Bengü var. Bilgen Bengü var. Doğru. Valla benim kuşağım. Tamamen benim neslin şahane, mutlu olacağı bir şaka olacaktı. Gelinimiz var, damadımız var, babamız var. Gelinimiz yolda otobüsü durduruyor. Diyor ki amanın beni otobüse alın, ben kaçıyorum yara bere içinde. Ve tabii ki iyi niyetli eski dostlar grubu onu otobüse alıyorlar ama bir kilometre sonra sizi jandarma Rasim durduruyorsun. Evet. Sizin aslında normal şartlar altında hiçbirinizin bir günahı yok. Bir kızcağızı görmüşsünüz, yoldan almışsınız. Tabii, tabii. Ona yardım etmeye çalışıyorsunuz. Hiç bir tek jandarma gibi kimlikler, onu. Mimlikler. Hakan tamam mı? Tamam. Bakalım da ben sonumu düşünemiyorum da. Her ikinizde de kulaklık olacak. İşte budur. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi yola biz otobüsteyiz. Ben arkaya geçeceğim. Değil, Coşkun'u aradım ben, aradım. 5 dakikaya geliyordum. Merhaba Coşkun Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Oldukça enerjilisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, arkadaşlar, eski dostlar kadrosu güya Bursa turnesine gitmek üzere teker teker otobüse biniyor şimdi. Her birini evlerinden alıyor otobüs. Ve kadro tamamlandıktan sonra bize doğru yola çıkacaklar. Salim Bey, evet belli ki zaten koşucu. Merhaba Salim Bey. Merhaba, hoş geldin. Dedi ki herkes Salim koşa koşa gelecek şimdi. Belli zaten evet. Canım. İster anam darılsın, ister... Bu arada biliyorsunuz güya Bursa'dan gelen bir televizyon kanalı sanatçılarımızla otobüsün içinde röportajlar yapıyor. O yüzden biz de doğal olarak kameralarımızı rahat rahat kullanabiliyoruz. Merhaba. Fazla güvendim. Trafiği tutamayız ama. Tutamayız. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Yolunda gezersin, gözlerimi süzersin. Sevdiceğim yavrucağım, içim beni üzersin. Cavit ne durumdasın? Demet Hanım birkaç dakika içerisinde yanınıza geliyor yakınımızda. Her şey yolunda mı peki orada Cavit? Sakin değil mi? Her şey burada. Her şey burada. Hazırlar yani. Eğlenceliler, keyifliler. Bursa'ya gittiklerini düşünüyorlar şu an konsere. Her şey yolunda, tadında. İnşallah iyi geçer. Birazdan yanınızdayız, haberiniz olsun. Tamamdır arkadaşlar. Biz burada hazır bir şekilde bekliyoruz. Hadi başarılar. Topun üzerine çıktı, bastı, yürümeye çalıştı. Havada bir uçtu. Bir defter olamıyor. Gelin mi kaçıyor? Aa! Arkadaşlar. Hayır, haber çıktı. Alalım, alalım. Otobüsü alalım arkadaşlar. Aşağı inin, aşağı inin. Tamam, biriniz zabıtayı uzaklaştırsın oradan. Cavit zabıtayı uzaklaştırın.
Onlara söyle söyle. Söyle. Gene de söyle. Bir süre orada durun arkadaşlar. Zaten biz çok yakındayız. Otobüs hemen durdurulacak. Konuşacak vaktiniz olmayacak. Dövdüler mi seni yoksa kaçtın? Tamam mı? Geliyor, biri geliyor çünkü. Sen de anlat bizi şimdi. Ne yapıyorsun? Dur rahatla abi. Biraz bak. Neredesin? Ay beni vurduk, bırakmayın. Tamam, tamam bırakmayasınız ama abi, bir yere kadar şey yapalım mı? İleride beni bekleyen biri var. Bir yakınız var. Bir köy var ileride. Cuma. Ovacık köyünde beni oraya tamam. Ne olur beni oraya götürün. Tamam sakin ol kızım. Sakin ol. Ercan Turgut ve Hakan ortaklaşa işbirlikçilerimiz. O yüzden de Ercan Turgut sakinliğini koruyor tabii ki. Ama lazım. Bu kalabalık kadroya bir sakin kalan biri lazımdı zaten. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla. Tamamdır, geldiler. Hazır olalım Rasim. Nereye? Arkaya saklansın. Arkaya evet, evet. Aynen aynı. Gel. Ben seni tuttum. Gel. Yavaş. Ya gözükmesin arkada çocuklar. O tutursanız. Arkaya bir onu saklayın öyle. O gel diyor. Niye abi, niye? Bennur biraz panikle jandarmaları görünce. Alacaklar beni de. Ne? Ay polisle vermeyin. Sakin ol oradan. Abi. Bağırma. Korkma. Sen bir sesini çıkartma bak. Tamam sessiz olun. Ne oldu? Bu niye durduruyor ki? Aç bakayım kapıyı abi. Hadi aç. Bu niye? Aç. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Selam. Buyurun. Hayırdır bu ne kamera falan? Ya tamam, kapat kamerayı. Gel. Ne oldu? Ben bir... Yetkiliyi sor Rasim, yetkiliyi sor. Adama mı yapacaksın? Ne oldu? Yetkili kim? Ben. Gel abi. Ne var? Ne oldu abi? Biz organizasyonu Bursa'ya gidiyoruz. Tamam bir saniye. Bursa'ya ihbar var. Ercan abi gelsin. Ne oldu? Bir ihbar var. Onunla alakalı sizi durdurduk. Yetkili kim? Ben varım. Siz yetkilisiniz. Ben varım. Nereye gidiyorsunuz? Ne aracı var? Karmaşa olmasın arkadaşlar. Tek tek konuşun anlamıyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya. Konsere gidiyoruz. Bir dakika ben konuşayım arkadaşlar. Konsere gidiyoruz abi. Tamam bir araca bakabilir miyim? Neye bakacaksın? Nasıl neye bakacaksın? Nasıl neye bakacaksın ya? Neye bakacaksın abi? Çekilir mi? Gel bak neye bakacaksın? İstop et arabayı. Ya bu aracı durduralım. Ercan abi. Hayır ne ihbarı var arkadaş ben onu anlamadım. İzin vermeyiz. Yok. Yani... Burada işte gördüğün gibi Meral Zuhal ikizler. Kardeşim burada eski kuşak şarkıcılar. Hepsi burada. Salim Dündar. Efsane bir adamım ben. Neyime bakacağım dedim. Tamam değil. Tamam bir saniye. Sanatçılara karşı şey konuşma. Anlamsız ya. Hakan arabaya gidip arkadaşlar gelini soruyorlar çaktırmayın de. Gelini soruyorlar bir şey çaktırmayın da. Dur bir şey söylemeyin. Yani siz bir şey çaktırmayın. Kimse bakıyor. Salim abi bilirler yani. He? Tanıman lazım Salim Bey. Düştüm dizimde. O önemli değil. Onun önüne daha başka önemli bir şeyin var mı? Yok. Tamam. Bir saniye. Şimdi bu aracın yetkilisi kim? Benim hocam. O zaman sadece sizle konuşalım. Tamam konuşalım hocam. Tamam. Sizlerin gerilmesine, sinirlenmesine hiç gerek yok. Tamam. Bizler burada asayişi, güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Tabii. Gerilmenize gerek yok. Siz gerilirseniz ben de gerilirim. Tamam. Tamam mı? Bana yardımcı olun. Yolunuza devam edin. Bunu istiyorum. Şey yapma Gizli abla. Sorgula Rasim Hakan'ı. Tamam. Çok güzel. Ben alayım abi. Nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya. Ne için? Konsere gidiyoruz biz. Televizyon kuruluşuna gidiyoruz. Konsere. Ben niye Hakan abi yapıyorum? Hepsi içeridekiler, hepsi sanatçı. Yabancı kimse yok. Hocam ne yapacaksak yapalım da biz şey yapalım. Yani işimiz konsere gücümüz var bizim. Ya Salim abi bir dakika. Hocam. Niye söylemiyor ki? Jandarmadan korkulmaz ki anlamadım. Haksız mıyım? Niye söylemiyor? Yok jandarmadan zaten korkulmaz. Bir dakika. Bir sıkıntı yok. Onlar neden panik halindesiniz? Onu anlamıyorum abi. Yanılmıyorsan. Hakan abi niye söylemiyorsunuz? Tabii ki. Abi, ya neyi saklıyorsunuz? Ya hocam bir şey yok.
Herkesin kimlikleri neyse şimdi. Acan bakacaksan neye bakacaksan bak. Gerçekten bizim yetişmemiz lazım. Herkesin kimliklerini alabilir miyim? Hayda. Vallahi çok... Kimlikleri verin oğlum. Acan. Vallahi yazık. Herkesin kimliklerini alayım. Herkesin. Şimdi herkesi aşağı indir Rasim. Buyurun. Ben... Jandarma arabasının yanına al. Evet. Otobüsteki herkes aşağıya inebilir mi? Gelmeyin abi, indiriyorlar. Yok, jandarma arabasının yanına gidelim. Otobüsteki herkes aşağıya. Hanımefendi kimliğini alacak ama yukarı çıkacak. Tamam. Müsaade et. Bilge Engin abla. Herkesi jandarma arabasının yanına bekliyorum. Hadi tamam. Hocam, gelin arkadaşlar. Yani. Sadece bir kontrol, bir arama bırakıyorum. Sakin olun. Tamam peki. Şunu herkes aşağıya gelsin. Otobüste kim varsa aşağıya gelsin. Gel güzel. Buyurun efendim. Buyurun jandarma. Jandarmalardan biri trafiği rahatlatsın arkadaşlar. Görüntüyü rahat alalım. Güzinle bağ ikilisinden güzin. Rasim sen şimdi otobüse git. İçeriği kontrol et ve gelini bul. O. Gel. Cahit Bey niye gidiyor gel. Arabaya o? Abi söyleyeyim bilmiyorum. Tamam, neyse abi. Kimlikler burada. Fatih kimse dağılmasın oraya. Dağıtma orayı. Toparlayın orayı. Tabii. Gel. Kızı gördü. Herkes böyle dursun abi. İçeri girdi, kızı gördü. Bana bak. Kızı gördü. Eyvah kızı gördü diyorlar bak. Yakalandılar. Fatih. Ne oldu hocam? Dağıtmayın orayı. Gelme. Dağıtmayın orayı. Gel. Ne yapalım? Sakin ol Kenan. Gel. Rasim sanatçılara çok bir şey yapma. Hakan'a kız sen. Ne arıyor bu kız bu otobüste de? Yetkili sizdiniz değil mi? Evet benim hocam. Bu kız ne arıyor araçta? Bu kaza geçirmiş işte gördüğün gibi. Şimdi. Yolda fark et. Ya yolda kaza geçirmiş kız. Arabayı aldık. Peki tamam. Niye saklıyorsunuz? Bir dakika. Peki niye saklıyorsunuz? Ne saklıyoruz? Kız baygındı kız abi. Saklanıyordu. Kız dert görmüş. Köye bırakıyordu. Ve dedi ki beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi. Yolu açalım. Onun için. Ya kız biraz için... rahatsız abi. Bak, niye indirdin sen bunu? Kadına darbe biliyorsun. Bakayım ya. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladı bıçak açan, ateş böceğin misin? Kovaladı. Kadın bu kadınla biz nasıl şey demeyiz? Hayır. Tabii ki koruyacağız. Ama sen başka bir sormadın ki sen öyle bir şey sormadın ki. Bize sevecen yaklaşsaydın biz onu söylerdik. Aa evladım. Biz korkuttuk. Hayır. Ben Sevecan yaklaştım. Beyefendi gerildi bir. İkincisi dedim hocam ki arabada... Hocam ben gerilmedim. Arabayı öyle bir giriş yaptın ki. Topar. Bakın bunun için gerilecek bir durum yok ki. Bak bu kızın haline bak. Şu kızın haline bak. Darp edilmiş kap. Bu kız ben... Bana Boduroğlu feci sinirlendi yalnız. Tahammül edemedi bu haksızlığa. Kızımıza da acıdı koruyor da. Bravo Baha. Anlaşılmış sözlü bir şeyimiz var. Tamam bir gelin. Dur. Dur. Jandarma var. Merak etme. Aç kapıyı aç. Aç. Jandarma var. Merak etme sen. Sen onları durdur. Gördün mü? Benur. Hocam. Dur ya. Ne yapıyorsun? Senin burada ne işin var Benur diyerek giriş yapın. Hocam. Ayhan. Ne yapıyorsun? Bir dakika, sakin. Senin burada ne işin var? Beyefendi, bizim aile rezil olduk. Nerelere gitti bilmiyoruz ki. Abi neden kaçtı? Biz rezil olduk. Nerelere gitti bilmiyorum. Benim kardeşim öldü meraktan. Çocuklar önce bir sakin olun. Bir dakika. Evet, kesin olun. Yani. Sermeyin orada tamam. Sessiz ol. Jandarma var abi. Hayır. Kız darp görmüş. Jandarma var burada. Lütfen. Ay herkes aynı anda konuşmasın arkadaşlar.
kalabalığız. Ya ne anlattın bu insanlara? Ne anlattı size? Bir şey anlattı. Biz zorla mı evlendiririz? Zorla evlendiririz. İstemiyor kız. Evet. Ama bir dakika kızı verir misiniz? Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Ben tamam da hocam. Efendim hocam. Jandarmalar geldi. Abicim. Hocam. Aynen ya. Bu doğrultuda veririz. Şu an herkes o kadar çok konuşuyor ki sinirleniyorum ya. Bir dakika. İfadelerimizle bir kişi konuşacak. Aynı. Benle bir kişi konuşacak. Rasim bağırma. Bağırmayın. Turgut sen dahil ol ve olayı anlat. Bağırmayın. Karşımda kaç tane insan var. Bir kere bağırmayın hocam. Ben de hocam bir bağırmayın. Sakinleşin. Ben de asubaylıklarım. Şimdi gelinimizin ailesiyle bizim yıllardır süren bir hukukumuz var. Bir kere onu söyleyeyim. Öncelikle abi, ben gelinimi almak durumundayım. Abi kızı istemiyor. Tamam. İstemiyor. Gelin bizim. Abiye bir şey soracağım. Jandarma. Abi, sana bir şey diyeyim. Onlar da şu anda abi, yolda. Şey onlar da gelmek üzereler. Fakat ben daha çabuk. Bakın efendim ben daha çabuk hareket ettim. Onlarla haberleştik. Onlar da yoldalar gelmek üzereler. Ama böyle bir şey olmaz. Bir dakika yani biz ne olduğunu bir anlayalım. Siz yetmemişsiniz. Sakin olur musunuz? Ama yani şimdi... İstemiyorsa istemiyorum diyebilirdi. Düğünden kaçmak ne demek? Baştan beri seni zorlayan oldu mu? Biz bunu biliyor muyduk? Benim kardeşimi niye mağdur ettin? Ben seni zorladım mı? Hiçbir şey ben seni zorladım mı? Babam ölecek diye beni zorla evlendirdin. Şimdi biz evlendirdik seni. Beyefendi biz bütün paramızı, varlığımızı, her şeyimizi... Ya biz borç harç yaptık bu düğünü yapmak harcadık için sen. Madem bu düğünü istemiyorsun altınları ver o zaman de Ceyda. Ceyda. Biz yok yani yolda bulduk gelin hanımı. Tamam madem istemiyorsun tamam istemiyorsun Beynur bize. Kardeşim istemiyor musun söylesene be. İstemiyorsun. Rezil bunu olduk. Niye söylemiyorsun Beynur? Bunu niye söylemiyorsun? Evladım. Biz kafana silah mı dayadık senin? Biz ne yaptık ya? Tamam. Peki tamam kardeşim. Biz bunu da atlatırız. Bunu da atlatırız. Altınlarımı ver. Yani toplanan altınları ver bize. Ne altın? Kızda altın mı var be? Nasıl ya? Altın kesesi vardı. Yoktu bir şey. Bu kızı biz böyle bulduk Beynurcum, biz. Beynurcum. Hayır kızı biz böyle bulduk. Arabada bir şey verdi arabada. Kime? Arabada bir şey yok verdi. Yok be kız böyle bindi be. Elinde altın kesesiyle çıktı. Hayır. Arkasından şey yok kızım başka. Ha gördünüz mü? Bir efendim. Elindeki şeyin dışında ama ben görmedim. Ama ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir şey birine verdi ya. Bir payı yok hayatım bir elinde kız böyle bilmiyor. Ceyda otobüsü arabalarını iste. Memur bey lütfen arar mısınız otobüsü bir yerlere bakar mısınız? Altın kesesi var çünkü. Tamam Rasim sen şimdi otobüse gidip altınları bul artık. Evet bul altınları bu nedir de. Arkadaşlar sen çantalara bakmaya devam et. Hiçbir şey yok kız böyle bindi. Kız zaten böyle bindi elinde bir iki şey vardı ya. Neresine şey yapacak? Siz niye otobüstesiniz? Niye buradasınız? Evet. Çantalara bakabilir miyiz? Bunlar mı? Evet ama burada bizim çanta takılarımız var. Çantalar hangisi? Bir dakika ben... Ya çiçeği orada attım ben ne bileyim elindeki çiçeği ne yapayım ben? İnelim. Tamam, inelim aşağıya. Evet, kimdi yetkili? Ben. Bak, hanımefendinin çantasından çıktı. Bana diyorsunuz ki ben kadını tanımıyorum. Ya gelin çiçeği. Tanımıyoruz kadını. Gelin çiçeği mi? İçinde altın var beyefendi. Ne gelin çiçeği? Hocam elinde gelin çiçek de vardı. He? Sizin çantanızdan çıktı. Tamam, elime verdiler. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Evet, siz şimdi konuşun. Çok konuşuyordunuz. Çantasından altınlar çıktı. Gelinin altınları. Bak. Bak çamurlanmış altın hanımefendirinmiş. Çantama verdiler bunu al dediler. Ya gelin çiçeği vardı onda beraber. Çiçeği, altın var. Bize ne abi onda? He? Bize ne? Size ne mi? Eyvah valla piyango ikizleri bize vurdu. Ferhan'le Zuhal iyilik yapalım derken başlarına dert aldılar bak. Aferin Beynur, aferin. Bak insanları böyle mağdur et. Lütfen. Ne? Abi, ne alakası var ya? Hanımefendinin çantasından, hanımefendinin çantasından. Ben verdim. Belki arabadan iner. Çanta kimin? Çantamı ben verdim çantana koy diye. Abi ben verdim çantasını. Çanta arabaya abi. Abi çanta benim, beni götürün. Tamam. Hayır. Evet ikizlerimizi Meral'i Zuhal'i alalım Rasim. Hakan'ı da al. O da suç ortağı çünkü. Hayır. Abi, sizi alabilir miyim lütfen? Gelin. Hadi. Ya. Siz de gelin. Hayır sen hayır de olmaz. Gel. Sen de gel. Ama o. Lütfen. Ya abi. Gel. Memur Bey ama sonra bizim altınları almamız lazım. Ne? Nereye? Ya baba.
İşte herkesi mahvur etti. Sakin ol biri. Geçin siz de. Hocam. Siz geçin. Baba ya. Sende mi insan acaba? Baba sende. İnsene. Merak etme. Memur Bey bize girebilir miyiz? Şimdi sen bunların başına dur. Siz bir uzaklaşın. Bizim de gelmemiz lazım Memur Bey o zaman. Tamam bir uzaklaşın. Ya hocam bir kere şunlar bir... Tamam Rasim herkes otobüse bindir şimdi. Herkes otobüsüne binsin. Kimlikleri dağıtacağım. Gelin yüzden mi bindi bu? Sizin kimlikleri evet. Herkes gelebilir mi? Herkes otobüsüne binin gel. Hadi herkes otobüse. Acaba çekim mi yapıyor falan diyecek falan. Yok ya hadi ağlıyor ama. Herkes otobüse lütfen. Tamam, herkes bindikten sonra ben de geliyorum arkadaşlar. Evet, geliyorum, şimdi geliyorum. Tamam. Ercan abi, bırak da gel. Tamam abi, tamam. Geç otobüse. Onu niye arasın şimdi? Ben geç. De anlamadım oğlum, nasıl bir iştir, geç. Nasıl bir iş. Sinir krizi geçireceğim ya. Hep beraber karakola gidiyoruz, ifade alınacak, korkmayın. Panik yapacak bir durum yok. Hocam, 5 dakikada bitecek. Herkesin ifadesi alınacak. Altınlar neden o çantadan çıktı, bu sorulacak ya gideceğiz. Rana abi. Sakin olun ya. Öyle bir şey yok ki yani. Cavit İlhan. Ya bütün kimlikleri ben göreceğim. Bir kere daha lütfen alırsanız. Çok özür dilerim ya hepinizden. Kimlikleri bir daha alayım. Ben bu köyün muhtarıyım. Düğün bizim düğündü. Hepinizi seviyorum ya. Çok tatlısın. Niye benim ikizlerimi seçtiniz bu altınlar için ya? Aşk olsun. Kim seçti? Sizin çantanıza bıraktı değil mi abi? Ne koydular? Sonra bir gerçek olsun. Ne yapsın? Ben dedim ki, ben öyle duvara verildim. Korkarlar dedim ama yani. Rana ablaya versen korkmaz diye ben onları verdim. Arkadaşlar, topluca bir eski dostları alkışlıyoruz. Topluca eski dostları alkışlıyoruz. Haydi bakalım. Herhalde dövdüler dedim. Yani baksana darp almış. Düştün mü diyorum. Konuşmuyor. Süper abi. Oscar'lık oynadık biz. Nerelisin? Ay beni burada bırakmayın. Tamam bırakmayın. Ama bir yere kadar gidelim. Şey yapalım mı? İleride beni bekleyen biri var. Yok. Benim için sürpriz oldu. Ama inanmıştım. Hanımefendiyi görünce böyle ıssız bir yolda yani bir arabadan atılması beni çok rahatsız etti. Kızdım damada gidip bir tokat atacaktım ama kendimi zor tuttum. Ondan sonra yani sürpriz oldu. Çok güzel bir şakaydı. Evet. Ama bir dakika yola. İzin verir misiniz? Ben sizi tanımıyorum. Tamam da hocam. Ama yani jandarma var. Üstümüze geldi. Kabak bizim başımıza patladı sonuçta. Özellikle benim başıma patladı. Çünkü birisi hemen çantamın içine sokuverdi. Onlar alıştın. Çantaları işte sürekli açık çantamın gezerler. Çantamın içine sokuverdi. Ben ne oldu dedim. Çünkü bu bir suç. Evet. Çünkü yani bu olay gerçek bir olay olsaydı hem hırsızlık olacaktı evet. Olay hem suça karışmak olacak. Sen diye arabayı al. Mağdur et. Abi ya, ne alakası var ya? Ne alakası var? Ya? Hanımefendinin çantasından. Hanımefendinin çantasından. Ben verdim ya. Bir taraf düşündüm ve ben aptalım yedim. Resmen yedim. ama kızı veriyor olmamız inanın beni kahretti çünkü... Darp görmüş bir çocuk, bir kadın. Yani düşünüyorum ne yapmalı şimdi, nasıl bir şey yapmalı? Ne yapabiliriz diye. El o sırada işte olay yani. Çıktı ortaya da. Rahatladım yoksa gerçekten çok kötüydüm yani. Kız darp görmüş, köye ağlıyordu. Ve dedi ki beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi. Köye bırakın dedi. Ya. 3, 4. Çok aramızda. Çok aramızda. Ers tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Üst keserim sakalı. Parayı yerim. Gitmez ben parayı alayım dedim. Kardeşim money talks, bullshit talks. Bütçeniz ne kardeşim? Falan diye. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu?
Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Hanımefendi bizi çekebilir mi? Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Oğlum story'ler, filtreler. Nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Yok abi. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı oluyor. Yani bir şey soracağım. Yürüyün şuradan ya. Ya. Tamam lütfen. Beyefendi. Ya tamam. Kardeşim gitsene. Hazır olun arkadaşlar. Bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Bir dur ben bağırmadan. Lan bana ne? Lan! Çok aramızda.